Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yine yeni bir Rachel of Legends Türkçe videosuyla karşınızdayım. Bu videomda oyuna gelen son güncellemeyi inceleyeceğiz. Neler geldi oyuna? Ne gibi değişiklikler oldu? Yani tamamıyla son güncelleme hakkında bir video olacak. Bildiğiniz gibi son güncelleme şu an yapıldı ve haberlere güncelleme hakkındaki bilgiler verildi. Hemen girelim haberlere ve en alttan başlayalım. Evet, en alttan başlayalım arkadaşlar. Tüm detaylarıyla sizlere tek tek anlatacağım. Burada zaten diğer değişimler ve savaş düzeltmeleri hakkında bilgiler yazıyor. Bu konuya girmeyeceğiz ve hızlı geçiyorum. Şampiyonların yeniden dengelenmesi, zaten bununla ilgili bir video hazırlamıştım. Damat'ta ve Kaflord'u Vargal'da ve Kandolu'daki değişikliklerle ilgili özel bir video hazırlamıştım. O yüzden bu konuya da girmeyeceğiz. Şimdi yeni grup mahzeni açıldı. Gölge Soyu Endeksi arkadaşlar oyuna dahil edilecek. Şu an güncellemede şöyle girelim. Güncellemede arkadaşlar ödüller altlara konuldu ama Gölge Soyu Endeksi daha henüz açılmadı. Gölge Soyu Endeksi açıldığında ve direkt şu alttaki ödülleri almaya başlayacağız. En azından değişik, yani yeni bir ödül sistemi daha. Lady'yi alan arkadaşlar tekrar Lady'yi almayacak, ancak Lady'yi almayan arkadaşlar Gölge Soyu Endeksini de bitirdikten sonra Lady'yi alabilecekler. Peki Gölge Soyu Endeksini nasıl bitirebiliriz? O konu hakkında da şöyle kendi hesabımda sizlere göstermek istiyorum. Arkadaşlar 5 tane kahraman belirleyin kendinize. Çok basittir yani. Endeksleri bitirmek. Zaman zaman zorlanacağımız yerleri olacak. Ancak yani hesabınızın kalıntıları güzel ise hiç sıkıntı yapmayın. Yani kalıntıları sök tak yaparak en iyi kalıntılarınızı o endeksin kahramanlarına kuşandığınızda geçebileceğinize inanabilirsiniz. Şu şekilde 5 tane efsanevi 5 tane kahraman, ikisi efsanevi, 3 epik kahramanlarla ben bu Gölge Soyu Endeksinde bayağı ilerleyeceğimi düşünüyorum. Belki son boss'ta sıkıntı yaşayabilirim. Onun için de biraz daha güzel kalıntılar kuşanarak çözebilirim. Bu 5 kahramanı yükseleceğim. Bu 5 kahramanıyla bayağı bir yıldız alırız Gölge Soyu Endeksinde. Evet, geçelim ikinci konumuza. Yani her ne olursa olsun Gölge Soyu Endeksi oyuna dahil edilmeden Lady'yi alan arkadaşlar bence şanslı. En azından Gölge Soyu Endeksini daha rahat ve daha böyle huzurlu bir şekilde bitirecekler. Evet, Gölge Soyu Endeksini anlattık. Gölge Soyu Endeksi oyuna dahil edildi dedik. Ekipmanlar için yeni filtreleme sistemi oyuna dahil edildi arkadaşlar. Bu filtreleme sistemini de hemen şöyle göstereyim sizlere. Güzel oldu, çok güzel oldu. Özellikle kalıntı satmakta benim gibi böyle kalıntılarını satmakta erinen arkadaşlar için çok güzel bir filtreleme sistemi oldu ki bugün bayağı bir kalıntı sattım 5 yıldızlılardan. Evet arkadaşlar, şöyle filtrelere dediğimizde nadir veya işte kahramanın şeysine göre, türüne göre, rütbesine göre burada kalıntılarımızı filtreleyebileceğiz. Mesela 5 yıldızlı kalıntılardan sadece epikleri dediğimizde burada sadece 5 yıldızlı epik kalıntılar var. Yani 5 yıldızlı epiklerden mesela o an hesabınızın durumu artık yani 4 yıldızlı kalıntılar bitmişse 5 yıldızlı nadir ve epikleri işaretleyerek burada satış yaparken bu kalıntıları da yükseltme açısından burada daha detaylı bir şekilde görmemiz oldukça güzel oldu. Mesela 6 yıldızlı kalıntılar dediğimizde, 6 yıldızlı efsanevi kalıntılar dediğimizde, evet, sadece 6 yıldızlı efsanevi kalıntılarımız çıkacak karşımıza. Kaos cevherini falan kullanırken de ayrı bir özel oldu, ayrı bir güzel oldu. Kalıntıları satarken de çok daha detaylı, yormadan kalıntıları işaretleyip satacağız arkadaşlar. Güzel oldu yani. Şu da zaten bildiğiniz gibi efsanevinin üstünde bir kalıntı. Bu maalesef bende yok ve bu Hitrabos'tan düşen bir kalıntı. Belki ileride düşürürüz o kalıntıyı da. Ve geçelim bir sonraki konumuza. Kaos cevheri değil mi? Kaos cevheri oyuna bomba gibi geldi. Yani güzel oldu. Ancak kaos cevherini nasıl elde edebileceğiz? Nerelerden düşürebileceğiz? Şimdi o konulara da değineceğiz. Haberlere girelim. Arkadaşlar, kaos cevheri güncelleme ile birlikte hesabımıza ikişer tane, birer tane verildi. Bir 6 yıldızlı epik kaos cevheri, bir tane de 6 yıldızlı efsanevi kaos cevheri verildi. Evet. Bu kalıntı işlemek dediği bölümde şimdi onu da göreceğiz zaten. Şimdi biz kaos cevherinin 6 yıldızlı efsanevi kaos cevherinin özelliğine bakalım. 6 rütbede olan efsanevi ya da daha düşük nadirlikteki kalıntıların veya aksesuarların istatistiklerini rastgele değiştirme özelliği var. 5 yıldızlarda ise 5 rütbe ve altındaki kalıntıların istatistiklerini rastgele değiştiriyor. 6 yıldızlı epik kaos cevherinin yine 6 yıldızlı epik kaos ve altındakilerine şey yaparken değiştirilebilirken 5 yıldızlı epik kaos cevherleri de 5 yıldız ve altındaki kalıntıların alt istatistiklerini değiştiriyor. Peki bu kaos cevherleri nereden kasabileceğiz? Arkadaşlar, dükkanlarda bir kere ücret
öncelikli olarak verilecek. Kaos cevheri öncelikli olarak dükkanda belirli fiyatlarda verilecek arkadaşlar. Ücretli olarak direkt olarak hesabımıza alabileceğiz kaos cevherlerini. İkinci olarak alabileceğimiz yer, ücretsiz olarak düşürebileceğimiz yer turnuvalar ve etkinlikler olacak. Burada da belirli bir miktara kadar puan kastığımızda kaos cevheri kazanabileceğiz. Yani bir taraftan ücretli, bir taraftan da ücretsiz alabileceğimiz bir cevher oldukça güzel. Ve şampiyonlar üzerinde, kalıntılar üzerinde nasıl kullanmamız gerekiyor, o konuya da değinelim çünkü önemli bir konu. Arkadaşlar, bugün vermiş oldukları kaos cevherimin bir tanesini kullanmak istiyorum sizlerle birlikte. Hem de görürüz şöyle. Evet, şöyle filtreleme yapalım. Tam usulüne göre bir filtreleme yapalım, kullanalım. Evet, şöyle 6 yıldızlı efsanevilerden. Evet, efsanevi kalıntılardan bakalım, efsanevi şeyimizi kullanalım arkadaşlar. Evet, şöyle baktığımız zaman benim için hız kalıntısı bence kaos cevheri için kullanılabileceğim en güzel kalıntı diyebilirim. Çünkü güzel hız kalıntıları düşürdük. Haliyle alt istatistiklerinde hız filan çıkmadığı kalıntılar oldu. Biz neden bunu işaretledik ki? Evet, şöyle kuşanılmışları işaretleyeceğiz. Evet, 6 yıldızlı mesela bakalım. Hız kalıntılarımızda neler var? Yani alt istatistiklerini değiştirebileceğimiz bir kalıntı. Arkadaşlar, ben böyle değerlice şeyi kaos cevherini kesinlikle eldivende, göğüslükte veya ayakkabıda kullanılmasını tavsiye etmem. Çünkü ana istatistikleri tam istediğimiz gibi olmayabilir. Yani kritik oran, kritik damage, yüzdesiz atak, yüzdesiz defans, yüzdesiz HP, yüzdeli defans, yüzdeli HP gibi çıkma olasılığı var. O yüzden çok büyük bir riske girersiniz. Ancak üst kalıntılarda ana istatistik sabit olacağı için, sadece alt istatistikler değişeceği için, o yüzden bence şu an için böyle 6 yıldızlı efsanevi kaos cevherleri sadece silahta, miğferde ve kalkanda kullanılmasını tavsiye edebilirim sizlere. Evet, şimdi bakalım hız kalıntılarda. Altında hız olmayan bir kalıntı bakalım, bulalım. Burada kritik oran 1 tane verilmiş. Defans 2 tane verilmiş. 1 tane gif basmışsın. Bu kalıntıda kullanalım mı arkadaşlar? Bence bu kalıntıda kullanalım ki en azından görelim. Ben de bilmiyorum şu an için. İlk defa kullanacağım. Bildiğim belli başlı şeyler var. Gif şeysi vermiş olduğum gif yükseltmesi gidecekti, bunu biliyorum. Ancak yükseltmelerim nasıl olacağından dair hiçbir bilgim yok. Acaba bu yükseltmeler bu şekilde kalıyor da sadece bu mu değişiyor acaba? Bilmiyorum arkadaşlar. Aslında bir epik şeyde bir deneyelim bunu. Epik kaos cevherinde deneyelim. Bir tane de epik kaos vermişlerdi. Ona göre denedikten sonra bunu biz şeyde yapalım. Daha efsanevi kaos cevherinde yapalım. En azından görmüş oluruz. Evet, şöyle yapalım, pardon, buna değil. 6 yıldızlı epikleri işaretleyelim. Bakalım 6 yıldızlı epiklerden, hızlardan yükseltebileceğimiz, değiştirebileceğimiz bir şeyler var mı? Kritik oran bu güzel bir kalıntı, dursun. Evet, bu da fena değil. Bu da fena değil. Evet, bu da fena değil. Bu da fena değil. Bu da iyiydi sanki. Evet, bu da fena değil. Şöyle yükseltmiş olduğum bir kalıntı üzerinde sizlere göstermek istiyorum. Evet, bu da güzel. Evet, bu olmaz. Evet, bu da olmaz. Kalkanlara bakalım. 2 kritik oran vermiş. Oldukça güzel. 2 kritik demeç, 1 hız vermiş. Şuna bakalım arkadaşlar. 1 HP, 1 oran. Bu da fena değil. Evet, şuna bakalım. Kritik oran, kritik demeç verilmiş. Buna 3 tane HP. Saçma sapan bir şey verilmiş. Bunu da deneyebiliriz. Bunu da deneyebiliriz arkadaşlar. Şöyle bir bakalım şu 3 tane HP durumu ne olacak? Benim için merak ettiğim konu bu. O yüzden şöyle şu epik kaos cevherini buna vermek istiyorum. 50.000 cevher vereceğiz. Bakalım ne gibi değişiklikler olacak? HP gidecek mi? Benim için şu giderse, bu da rastgele değişirse şahane olur yani. O yüzden şu asıl olan kullanacağımız bu kaos cevherini ona göre kullanırız. Evet, değiştirelim. Evet, değiştirdik, bakalım defans çıktı, yüzdeli HP yine aynısı kaldı, gördünüz mü arkadaşlar? Evet, demek ki bu gördüğümüz kadarıyla çıkmış olan şey değişmiyor, yükseltilmiş olan şey değişmiyor ama alt istatistiklerindeki diğer şeyler değişiyormuş. Ha, bu o zaman sıkıntı. Aslında bir yönden iyi gibi sanki de, bir yönden iyi gibi, ancak şunu kullanırken biraz daha dikkat etmemiz gerekecek. Çünkü yükseltme değişmedi. 3 tane HP'ye vermişti ve yine aynı şekilde HP burada kaldı. Hız ve kritik damage altlardaki oranlar değişti.
Evet, şimdi şunu uygun bir kalıntı bulalım da bunu değiştirelim bakalım neler olacak. Evet, şu efsanevi şeyimize girelim. Evet. Hız kalıntılarından bulalım. Çünkü alt istatistiklerinde hız olmayan bir kalıntı bulalım 6 yıldızlı da. Çünkü hız kalıntılarında alt istatistiklerde hız çok önemli arkadaşlar. Şimdi şöyle bir girelim. Şöyle ilahi hızlara inelim. Evet, şöyle burada bakalım 5 yıldızlı neler var. Evet, şuna bir girelim. Evet, şimdi yani yükseltilmemiş olması gerekecek değil mi? Yani şimdi biz bunu yükseltirsek buradaki HP mesela şunu yükseltebilirdim ancak buradaki HP vermiş, 2 tane HP vermiş. Bu değişmeyecek. Bunu biraz önce gördük. O yüzden buna vermek istemiyorum ben şahsen. Daha uygun bir şey de yok gibi sanki arkadaşlar be. Yani bunları keşke yükseltmeseydik zamanında. Boş yere yükseltmişiz. Gerçi fena değil. Bir kritik oran 2 hata verilmiş de. Şöyle hıza tekrar gidelim. Orada yükseltilmemiş bir 6 yıldızlı bir efsanevi kalıntım var ise onu da deneyelim hızı olmayan. En azından belki altında hız çıkar. Evet, bu yükseltilmiş, 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 yükseltilmiş yani. Şu yükseltilmiş. Aslında bir seçenek olması gerekiyor değil mi arkadaşlar? Yani bu hepsi mi karılsın, hepsi mi rastgele verilsin diye bir seçenek olması gerekiyor. Ancak maalesef seçenek konulmamış. Evet, şuna bakalım. Evet, şuna bakalım. Kritik oran, eldiven ve altında hiçbir şey yok. Şunu yükseltelim mi arkadaşlar? Bence değmez de. Yani video için bunu yapmayabiliriz aslında yani. Ana istatistik karışacak. Yani kritik oran yerine belki yüzdesiz bir defans gelecek. O da hiçbir işime yaramaz. Belki daha iyi bir yüzdeli bir defans gelebilir altında hızı olan. HP gelebilir yüzdeli altında hızı olan. Yani şans tamamen. Aslında %25 bir şansımız, hatta %10 mu şansımız var. Yani şansımız azalıyor ana istatistiklerde düşme olasılığı. Ben istiyorum yüzdeli defans veya HP gelsin de gelmez arkadaşlar. Zannetmiyorum. Yani gelmezse de gelmez. Ne yapalım? Yani burada deneyeceğiz. Bakalım eldivene ne gelecek? Evet, şimdi işleyelim eldivenimizi. Bakalım eldivenin ana istatistiği ve alt istatistiklerindeki değişiklikler neler olacak arkadaşlar. Benim için önemli olan şu an ana istatistiğine en azından %50 bir defans, %50 bir HP olabilir veya kritik damage olabilir. Kritik oran da istemiyorum aslında. Şu an başladık, çok güzel gitti. Hadi bir de hız ver, kritik oran ver. Kritik oran da verdi, çok şahane oldu arkadaşlar. Hız da vermiş olsaydı şahane olurdu. Şu an güzel bir eldiven ürettik sizlerle birlikte. Kritik damage eldiven. Kritik oranı var altında, isabet de çıktı. %50 bir HP ile %50 bir defans. Oldukça güzel bir eldiven çıkarttık. Kritik damage eldiveni. Yani 6 yıldızda efsanevi bir kritik damage eldiveni çıkarttık. Yani güzel oldu. Hız da vereydim be, şahane olurdu var ya, şu %50 defansın veya %50 HP'nin yerine. Şöyle bir 12 atalım mı? Kritik orana verirsen var ya, şahane ötesi bir şey olursun. Haydi kritik orana ver oğlum. İsabete verdi, yapma. Haydi buraya ver bir tane de. Haydi. Haydi 8'e gelince ver buraya bir tane. Haydi bir tanecik ver şuraya. Haydi be, yine oraya gitti. Bir tane buraya ver. Kritik orana ver lütfen. Haydi kritik orana ver. Kritik orana. Haydi buraya vereceksin. Biliyorum bunu buraya vereceksin. Haydi ver buraya. Haydi be, o da 150 HP gitti. Artık altın 16'da da belki buraya verir. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bence güzel bir eldiven oldu. Kritik orana vermiş olsaydı şahane olurdu da. Yani en azından bir tane bile vermiş olsaydı belki güzel olurdu. 2-3 tane verseydi var ya, bomba bir eldiven olurdu yani. Evet, en azından kritik damage bir 6 yıldızlı efsanevi bir eldiven aldık. Aylarca uğraşsak belki bu 6 yıldızlı kritik damage eldiveni düşüremezdik. Hatta senelerce uğraşsak düşüremezdik arkadaşlar. Zaten düşürmüş olduğum kritik oran ve yüzdesiz bir eldiven, 2 tane kritik orandı pardon. Gördünüz ve şimdi bir tanesini kritik damage'e çevirdim. Yani senelerce uğraşsak bunu yapamazdık. Şu an Kaos Cevheri ile bir tane yaptık. Ancak söylemiş olduğum gibi eldiven, göğüslük ve ayakkabı bir biraz risk, ancak üst istatistiklerdeki miğfer, kalkan ve
silahın ana istatistiği sabit olduğu için alt istatistiklerde kullanılması daha doğru olur. Biraz önce Rix'e girdik ancak güzel bir kalıntı düştü. Güzel bir kritik oran eldiveni yakaladık. Şanslı şansımız bugün yaver gitti. Evet arkadaşlar, kaos cevherlerimi şu an sizlerle birlikte kullandım ve artık bundan sonra kaos cevherlerini parayla değil de ücretsiz olarak turnuvalardan veya etkinliklerden düşürmeye çalışacağım. Çünkü gördüğünüz biraz önce çok güzel bir kalıntı elde ettik. Şahane oldu. Evet, umarım sizler de bu şekilde kullanarak güzel kalıntılar elde edebilirsiniz. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.